Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi taahirin. Allah'ın sel selamı peygamberlere, Hazreti Resulullah ve onun tertemiz ehli ve kuzide sahabesine olsun. Onun yolunu giden dostlarına, ümmetin olsun. Geçen gün programımızda dedik ki Yüce Rabbimiz insanı mükerrem kılmış ve yüce insanı hidayet etmek için ona dironi yol gösterici rehber vermiş. Yani akıl en büyük nimet kabul edeceğimiz şey. İki, dışarıdan onu hidayet edecek önderler göndermiş. Yani peygamberler 124 bin peygamber göndermiş. Ve 124 bin peygamberin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'dir. <laughs> Varlık aleminin e, sebedinin gülü dedik. Ve bugünlerde yine Hazreti fatıma Zehra selamullah mübarek doğum gününü kutladık. Dün maşallah on binlerin katımı, katılımıyla yine Zeynebiye'de kutlamış olduk. Ve Hazreti fatıma ı Zehra'da e, insanlık aleminin gülünün Sebedinin gülünün bir gonca gülüdür. Ve bu vesileyle Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve selleme olan sevgimizi, muhabbetimizi, aşkımızı, dostluğumuzu, taraftarlığımızı ispat etmeye çalıştık. Ve dedik ki Yüce Rabbimiz peygamberler vasıtasıyla insana üç tane düstur, kural, beyan buyurmuştur. Peygamberler başka bir tabirle üç program getirmiştir ana başlığıyla insana. Onlardan birincisi insanın ruhuyla ilgili. insanın e, akidesi ve inancı ile ilgilidir. O e, itikadı konular ve sulu din dediğimiz bu konularda Dün açıklama yaptık. Taklit caiz değil. Bu gibi konularda esas akıldır. Aklımızla Allah'ın varlığını kabul etmeliyiz. Aklımızla peygamberin gönderilmesi gerektiğini ve peygamberin göstermiş olduğu mucizelere dayalı olarak onun mucize olduğunu, peygamber olduğunu mucizelerle kabul etmeliyiz aklımızla yine bu kainatı yaratan Yüce Rabbimiz bizi yaratmış. Elbette ki başıboş yaratmamış. Bunun için dolayısıyla bu yapılanların sonunda hayrın ve şerrin bir akıbeti olması lazım. Hayırların mükafatı ve yapılan yanlışlıkların, hataların, kusurların, büyük günahların bir karşılığı olması lazım. Ve bunun da yapılacağı yer, hesaplanacağı yer kıyamet günüdür. Ve yine aklımızla şu sorunu, sorunu çözmeliyiz ki Yüce Rabbimiz bu kainadaki bu kadar düzen vermiş. Her şeyi zerresine kadar hikmet üzerine yaratmış. Bu Rabbimiz adildir. O hiçbir zaman kullarına zulmetmez. O hiçbir zaman insana hak ettiği bir şeyi bir şeyden mahrum kılmaz. Hak etmediği bir şeyi ona gerçekten hak etmemiştim, Ona layık değilse vermez. Her şeyi kendi yerinde yapar. El adlu vaz'u şeyin fi mevdu'e. Adalet odur ki insan her şeyi kendi yerinde yapar. Her şeyin kendi yerinde olması, layık olduğu yerde olması bu adalettir. Yani başka bir tabirle Allahu Teala insanlara önce akıl vermiş bakın. Aklımız hükmeder ki anne babaya iyilik etmek farzdır. Gereklidir anne babaya kötülük etme, zulmetmek kötü bir şeydir, zulümdür, kabidir. İnsanlara, yoksullara, yetimlere yardım etmek, kolundan tutmak e, güzel bir şeydir. Ve insanlara baskı uygulamak, etmek, mazlum insanlara zulmedip kanını dökmek bu kabihtir, kötü bir şeydir. Bunu aklımız bize emretmiş. Eşaire öyle demiyor. Eşaire diyor ki Allah ne yapsa o güzeldir. Allahu Teala eğer kullarını zulmese e, örneğin Hazreti Ali'yi haşa cehenneme götürse Maviye'yi veya Yezid'i getirip cennete koysa Allah ne yapsa o adalettir, o haktır. Biz diyoruz hayır. kupu akli var. Allah insana akıl vermiş. O bize emretmiş ki efela teakulun aklınızı çalıştırmaz mısınız? O bize adaleti öğretmiş. Bize adaleti öğreten bir yüce yaratan acaba iyinin kötüyünün olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Ona göre de <laughs> yapması lazım, yaratması lazım, <laughs> davranması lazım. Yani biz diyoruz ki iyilik, güzellik de, kötülük de aklı bir şey idrak edebiliriz. Ama aşağıya diyor ki, hayır Allah neye iyi dese, neyi iyi olarak yapsa o iyidir, neyi de kötü olarak tanımlasa o kötüdür. Elbette ki allah Allahu Teala iyiye kötü demez, kötü iyi demez. Ama burada bir kavramda bir karışıklık var. İnsan aklını devre dışı bırakmak var eşairede. İnsanı insan yerine koymamak var. O da ki biz diyoruz adalet öyle bir kavramdır ki aklımızla adaletin e, o duygusuyla iyi kötüyü kavruyoruz, anlıyoruz. Ve biliyoruz ki Allahu Teala adil olması gerekir. Bunu hiçbir peygamber de bize söylemese, hiçbir bilim adamıza bize söylemese, hiçbir kitapta okumasak bunu Yüce Yaratan'ın bu yaratmış olduğu kainat kitabını baktığımızda, okuduğumuzda, hikmetlerini gördüğümüzde, yerin göğün düzenini gördüğümüzde, kendi yaratılışımızın bu kadar hikmetli olduğunu gördüğümüzde kendimiz zaten anlıyoruz. Dolayısıyla e, itikadı konularda başka bir tabirle usulü dinde taklit yapılmaz. Taklitle değil, akılla varılır. Ha peygamber gelir bunun e, yollarını bize açar, genişletir, güçlendirir e, delilimizi. Ve buna benzer Allah dostlar bize veya ilmi konularda güçlendirebiliriz ama asıl şeyi aklımızla idrak etmeliyiz. Tam e, furudinin aksine. Furu'din yani ameli konular oruç, namaz, had, cihat, <laughs> emri bil maruf, nehi anil münker, tevella, teberra vs. hükümler. Bunlar da kendi kafamızdan iş yapamayız. Bunlar da taklit etmeliyiz. Taklit ne demek? Yani bir e, zamanın zaman en bilgili e, müftüsüne, fakihine, müştehidine, taklit mercine e, uymalıyız. Onun verdiği fetvalara göre Kuran ve Sünnetten çıkarmış olduğu istimbatına göre amel etmeliyiz. İşte o zaman bize mukallat denir. O uyulan şahs da denir. Merceği taklit denir. fıkı konularda kendi kafamıza görüş yapamaz. Onları taklit etmeliyiz. Zira ki akli bir meseledir. Bakın bir insan hastaladığı zaman kime başvuruyor? Önemli bir hastalıksa en güvendiği, en bilgili doktora başvurmak ister. Onun eliyle tedavi olmak ister. Ameliyat olacaksa onun eliyle ameliyat olmak ister. Bu çok doğaldı ki dini konularda da insan dinini en bilgili, en adil, en güvenilir kişiden öğrenmelidir. Zira ki bu hem dünya işleri içindir hem ahiret işleri. Hem dünyanın saadeti onun için söz konusudur hem ahiret saadeti. Dolayısıyla e, dini konularda, furu dinde, ameli konularda müştehide taklit etmeliyiz. Ancak şu var, dinin zaruriyeti var. Zaruriyat din denir buna. Yani dinde herkesçe bilinen şeyler. Örneğin namazın varlığı, orucun varlığı, zekatın varlığı, veya İslam'da başörtünün diyelim varlığı, kapanmanın varlığı. Bu İslam'da zaruriyettandır. Yani herkese bilinen bir şeydir. Bunda da taklit olmaz. Ha, bunun teferruatında taklit olur. Ve buna benzer meselelerin teferruatında taklit olur. Evet. Dolayısıyla <laughs> bir insan mükellef olduğu zaman ee, yani Allahu Teala'nın emirleri karşısında sorumluluk kabul ettiği yaşa girdiği zaman kızlarda 9 geçen açıkladık. Erkeklerde en son olarak 15 16'ya girmesi lazım başlar. Ama mükellef kime denir? Yani Allahu Teala'nın emirleri karşısında olan mükelleftir. Mükellef kimdir? Yaşı dolmuş olan, aklı başında olan, o işi yapmaya kudreti gücü ola, kadir ola yani. İşte bu adam Allahu Teala'nın emirler karşında mükelleftir. Ha şu konuyu da sormalıyız. Bizler özellikle Ehlibeyt fıkhına mensup insanlar istihat kapısını hiç zaman kapamadık. Biz diyoruz ki taklit yani ne demek? Yani bir müştehidin fetvasına uymak. Müçtehit müftü ne demektir? Yani Kur'an ve sünnetten ve buna benzer onun kendisinin has kuralları var. İslam'ın kısaca metninden e, dinin kurallarını istimbat eden, istihraj eden insana denir. Bu istihraj istimbat eden insanın tabii ki bir takım şartları anlatacağız. Onlardan da biri yaşayan iş olması gerekir. Yaşayan biri olması lazım. Hayatta olan birisi olması lazım. Çünkü başka bir tabirle yani dinimi bana öğretecek insan. Dinimi ondan alıyorum. O dinimi aldığım şahıs müştehit dediğim şahıs, müftü dediğim şahıs eğer benim zamanımda, benim günümde, benim çağımda yaşamıyorsa o benim sorumlarımı ve sorunlarımı anlayamaz ki. Çözemez ki. Cevap veremez. Bir insan önce, bin üç yüz sene önce ölmüş bir insan benim günlük sorunlarımı çözemez. Örneğin uzayda şimdi namaz kılınıyor. E o zaman adam uzayın ne olduğunu bilmiyordu ki. Yani insanlar böyle gidecek oraya <laughs> orada kalacaklar. Namaz kılması gerekecek. Veya e şimdi çamaşır makinesinde elbise yıkanıyor. O zaman çamaşır makinesi diye bir şey yoktu ki o bunun sorunu çözsün. Ve buna mesela örnekleri kendiniz çoğaltabilirsiniz. Örneğin organ nakli. Kan bağışı. O zaman kanı hiçbir şeye yaramayan döküldüğü zaman necis bir şeydi aşağı yukarı. Bedenden çıktıktan sonra bir işe yaramaz. Necis bir şey. Ama şu an can kurtarıyor. Ha bunu o zamanın kimmiş deydin, müşteydin müşteydi, azizliğine değil, kendi zamanına şartına göre anlayamazdı bunu. Dolayısıyla işadın kapsını kapatmak yani dini konuların üzerine kapı kapatmaktı. Yani 1300 sene önce de kalmaktı. Ha ben dinimi bir e, şahstan alacaksam almam gerekiyorsa o şans benim gibi aynı zamanda mekanda aynı şartlarda aşağı yukarı dünyamda yaşaması lazım. Benim sorunlarımı bilmesi lazım. Günümüzün sıkıntılarını bilmesi lazım. İşçinin, işverenin, banka meselelerini, çek meselelerini, telefon hükümlerini, televizyon hükümlerini bu meseleleri bilmesi lazım, fetvasını vermesi lazım. Günün sorunlarına cevap vermesi, verebilmesi lazım. O da ki, iştihadın kapsının kapanması yani dinin kapsına kilit vurmak demektir. İştihad kapsının açık olması ne demek? Yani günümün ihtiyacına göre günümde en iyi yetişen bir insanın o şartlar içerisinde benim ihtiyaçlarıma cevap vermesidir. Aynı bir örnekle bitiriyorum. Eğer günümüzde doktor olmasaydı, tıp bu kadar gelişmeseydi, profesörler olmasaydı, laboratuvarlar olmasaydı yeni. Bundan 300-500 sene önce de kitaplar yazılmıştı tıpta. Ha, o kitaplara bakarak herkes kesin ilacını bulsun, tedavisini olsun demek gibi anlamına gelir. Ama e, ee, her insan akılda şunu takdir ediyor ki her ne kadar ilaç da olsa, eczaneler dolu da olsa, kitaplarda yazılmış olsa da yine günümüze, çağımıza göre beni görüp tedavimi yapması gereken canlı yaşayan bir doktor beni tedavi etmesi lazım benim iyileşmem için. Ciddi bir sorunum olduğu zaman, hastaladığım zaman. Yoksa kitaplardan, eczanelerden kendim kendimi iyileştirmem, iyileştirmem, hastalıktan kurtulmam zor veya bu binde bir olur. Yani günümüzde sağlık çöker. Dinimizde de aynıdır. Günümüzün şartlarına göre yaşayan bir müştehit olmadıktan sonra sorunlarımızı çözmedikten sonra cevap vermedikten sonra dini, iştihadı konular bir nevi tatil olma anlamına gelir. Allah'ın hayır bereketi cümlemizin üzerine olsun. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimiz için de hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah sağlıklı esen kalın.